Bugün ıssız ormanda belirli malzemelerimle hayatta kalmaya çalışacağım. Kendi ateşimi yakıp aç kalmamak için kendi yemeğimi hazırlayacağım. Eğlenceli etkinlikler yapıp korku dolu hikayeler de anlatacağım. Tabii ki siz de videoyu izlerken kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok soğuk bir gün. Neden bilmiyorum ama donuyorum, tir tir titriyorum ve arka planımda da gördüğünüz gibi bugün ıssız ormanda hayatta kalmaya çalışacağız. Tabii ki gerekli malzemelerimi yanıma aldım, gördüğünüz gibi. Yani burada hayatta kalırım diye düşünüyorum yanımdaki malzemelerimle. Çok güzel bir orman macerası yaşayacağız sizle. Az önce şurada bir köpek sürüsü gördüm, yani şu an ortalıkta yoklar ama 5-6 tane köpek vardı. Normalde hayvanlardan hiç korkmam ama onlar biraz korkutucu bir şekilde havlıyorlar ve garip yani. Bakalım geceyi burada geçirebilecek miyiz, dayanabilecek miyim o kadar? İzleyeceğiz ve göreceğiz. İlk olarak kendime oluşturabileceğim bir alan lazım. Buraya oturamayacağıma göre, burada kuramayacağıma göre kampımı. O yüzden güzel bir yer bulmak için araştırma yapsak süper olur değil mi? Yürüyelim bakalım. Yani normalde böyle videolar bana çok zor gelmiyor ama yüzüme bir şey soktu. Abi ne lan? Şurada güzel bir ormanlık var bak. Ağaçların arasında olursak en azından daha güvenilir bir yerde olmuş oluruz. Allah'ım. Yok ben pes edeceğim galiba ya. Yok ben pes edeceğim bu gidişle. Yol arkadaşım da yok. Yine yalnızım. Gerçekten yalnızım ya. Arkadaşlar orada yalnızım. O yalnızlığı liklerime kadar hissediyorum. Ben var ya, ben hallediyorum. Her şey kontrolüm altında. Sadece bu videoyu izleyin. Oo, gölümüz var. Balık tutarız kız. Balık var mıdır orada? Yok. Şurada ağaçlar var ya gölün dibindeki. O tarafa doğru kurulabiliriz bence. Sonra size yanımdaki malzemeleri göstereceğim. Diyeceksiniz ki bu kız çok zeki. Allah. Asıl burada hayatta kalabiliriz. Biz dünyada nasıl hayatta kalırız? Ben onu anlamıyorum. Asıl o binaların içinde hayatta kalmak daha zor olması lazım. Yani keşke şöyle bir ormanım olsa da bir tane tahtadan evim olsa bir de bir tane manitam olsa evleneceğim kocam. Sonra hayatımızı sürdürüp gitsek onunla. Çok güzel olurdu. Olur. Salonu da balkona katak mı lan? He? Ben buraya kuruluyorum o zaman. Hadi yavaştan açılalım. Allah. Şöyle sandalyemi koyayım. Güzel bir yere koymam lazım ki sandalyemi de getirdim. Masamız ve yastığımız. Şu anlık yastığımı şuraya koyayım. Böyle uyurum gece. Tabii burada kalabilirsem oraya kadar. Bu matımız. Matımız şu anlık şurada dursun. Şu an uyuma gibi bir planımız yok. Şu an sadece eşyalarımı çıkartıp güzel bir ateş yakmak istiyorum. Çünkü burası aşırı soğuk yani. Ellerim dondu kansızlıktan. Ben bir de demir eksikliği olan bir insanım. Ne mont aldım, ne ceket aldım, ne bir şey aldım. Ben gerizekalı mıyım bilmiyorum ama değilim de aslında. Bu kadar soğuk olacağını tahmin etmemiştim. Hava durumu bazen insanları yanıltabiliyor. Beni çok yanılttı. Hava durumuna güvenmeyin. Hava durumu soğuk diyordu ama güneş vardı yani. Çantamın içindeki eşyaları da göstereceğim size. İlk olarak şunu bir açayım bence. Çantam şurada dursun. Şimdi arkadaşlar masamı açıyorum. Nasıl açılıyor acaba? Böyle açılıyor. Masamızı açalım. Evet. Ben bu masada yemek de yerim, çay da içerim, kahve de içerim, self servis de yaparım. Ticarete dökerim ben burada burayı. Ticarete dökecek insan bulabilirsem şu an. Size satıyorum. Prodüksiyon. Yemek, köfte ekmek 5 lira. Süper bence ya. Ben süper oldum ya şu an. Ben burada bugün çok güzel yaşayacağım. İzleyin. Şimdi masama size yanımdaki eşyalarımı göstereceğim. Çok gerekli eşyalarımız var. İlk olarak çantamızdan başlayalım. Gece önümüzü görmek için bir adet el feneri. Korku hikayesi anlatayım mı size? Bir adet balta. Bana yanaşan olursa, benim yanımdan geçmeye çalışan olursa şöyle bir kafasına baltayı yer. Şaka yapıyorum. Tabii ki odun keseceğiz bunu. O kadar da cani bir insan değilim. Ama bana dokunmaya çalışırsa olurum. Sonra arkadaşlar, olmazsa olmazımız Nescafe'lerimiz. Burada suyu nasıl kaynatacağız bilmiyorum ama tüpümüz var diye biliyorum, bir tane almıştık. Cezve mezve bir şekilde su kaynatıp mis gibi Nescafe yapacağım. Kadir çok mutlusun değil mi? Çünkü sıcacık Nescafe yapacağım. Evet, çantamızdakiler bu kadar. Şimdi diğer eşyalarımızı gösteriyorum. Şu ocağıma bak, mini ocak. Bak bu ocak sayesinde suyumuzu ısıtacağız. Küçücük bir ocak ama bizim çok işimizi görecek. Küçük diye küçümseme. İşlevi çok büyük. Bu da
çaydanlığımız. Yok ya. Allah Allah. Şöyle işimizi görecek arkadaşlar bu da. Balık tutarsak, balık tutabilirsek mangal yakacağız. O yüzden kömür lazımdı. Ondan sonra ateşimizi harlamak için tutuşturucu. Sonra bu da arkadaşlar ateşi daha kolay yakabilmemiz için. Kömür biliyorsunuz ki kendiliğinden yanmıyor. Hiç mangal yaktıysanız bilirsiniz. Ben çok zekiyim. Bir adet mangal telimiz. Bunda da şöyle balığımız olursa döndüreceğiz. İnşallah bizim ümidimiz o yönde. Olmazsa da aç kaldık işte. O zaman bittik. Her neyse sen de burada dur. Bu da bizim çöpümüz olsun, tamam mı? Şöyle şuraya asalım. Giderken atarız. Bu bizim çöpümüz. Şimdi diğer malzemelerimize geçiyorum. Hızlıca gösteriyorum hemen. Tabak, bardak, çatal, köfte. Biliyorsunuz ki balık tutamazsam aç kalamayacağım için bunu yapacağım. Köfte. İçecek. Ne olur ne olmaz. Belki suyu kaynatamam. Kendime o konuda güvenemedim. Eşyalarıma güveniyorum ama becerime çok güvenemiyorum. Domates. Ben buraya piknik yapmaya geldim. Hayatta ben aile aile kalırım. Ekmeğim var arkadaşlar bir adet. Ekmeksiz köfte yenmez. Köfte ekmek yapacağım. Ne olur ne olmaz. Yine becerilerime güvenemediğim için noodle'larımız. Hızlıca şipşak. Muz, biber ve soğan. Oo, soğan közde aşırı güzel oluyor biliyor musunuz? Pişmiş soğan zaten ağız kokutmaz. Normalde soğanı çiğ çiğ kolay kolay yemem. Ama pişmiş soğan kadar güzel bir şey yok. Közde biber kadar güzel bir şey yok. Bir de yanında köfte. Ağzını kırayım ben şu an çok acıktım. Ağzım sulandı şu an. Ve son poşetimiz. Abur cuburlarım var burada da. Belki biliyorsunuzdur ben abur cubur bağımlısı bir insanım. İşte boğa kadın olmak bu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz, masada gördüğünüz her şeyin %90'ı yemekle ilgili. Anladınız mı? Benim aç kalmama imkan yok. Ben aç kalamam. Benim aç kalmamam gerekiyor. Ben bu hayatta aç kalırsam mahvolurum. O zaman işte yaşamam için bir sebep yok benim. Tabii ki son olarak bir adet suyumuz. Gölden su içemem üzgünüm. Sonra yarın sabah bir uyanıyorum benim mide yok. O yüzden suyumuz. Şimdi arkadaşlar ben hızlıca kuruluyorum. Ondan sonra hemen geliyorum. Eşyalarımı toplayıp buraya geldik arkadaşlar. Tepeye çıktık. Eşyalar bir tık aşağıda kaldı. Şu gördüğünüz karanlık gibi gözüken orman tarafına gireceğiz. Hava kararmadan önce odun çalı toplamamız lazım. Aşağı tarafta hiç yok. Zaten birkaç ağacı da kesmişler. İnsanlar bırakmamış yani. Ben şu an tir tir titriyorum. Acil ateş yakmam lazım ve odunum yok. Yani kömür alıp bir sürü eşya alıp odun almayan bir kızım ben. Gidelim. Bulacağız. İnşallah ümidim var. Bulabileceğimize inanıyorum. Umarım da buluruz. Yani bilmiyorum dün çok yağmurluydu hava. Odunlar ne kadar kuru. Birçoğu yaş. Yaş odun da yanmıyor biliyorsunuz. Şu an işte bir tık zorlaşmaya başladı hayatım. Çünkü ben üşüdükçe. Mesela bunlar yanar mı? Bunlar yanar mı? Böyle şeyler toplayayım. Ama bu yaş ya. Nasıl yakacağız ki? Aa doğru jelimiz var. Ay bu ne? Ay bu ne kız? Çamur her yer. Yani bununla da ateş yakamam. Ufacık 4 tane odun parçası. Çok yoruldum ya. Of! Aa! Mantar. Mantar var Kadir. Zehirli midir? Yesek ne olur bunu? Dokunmayayım bir de. Dokunmayayım o zaman. Çalı buldum şurada. Tamam ya, ellemiyorum. Of, bu da yanar bence. Ama bu aşırı ıslak. Bu yanmaz. Bunun kendine faydası yok. Arkadaşlar çok yoruldum ya. Şu çalılardan da alayım. Bu arada hala kanala abone değilseniz şu anda kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu artık 15 dakikada bir söyleyeceğim. Siz yapana kadar. Aa, bak şu benim işimi görür. Bunu bizim baltayla kırarız. Değil mi? Bence bu kadar yeterli. Bir de şunu falan kırarız iyice. Şey yaparız zaten ateşi yakacağımız yeri ateşi öylesine yakmayalım. Ateşi yakacağımız yerin etrafında taşlar dizelim böyle. Taşların ortasına kıralım odunları. Etrafa yayılmasın. Taşın içinde yakalım ateşimizi. Kulaklarım çınlamaya başladı. Çok üşüyorum. Gerçekten soğuk bu arada. Benim kansızlığım olduğu için mi, demir eksikliğim olduğu için mi bilmiyorum ama ben şu an aşırı derecede üşüyorum. Hemen ateşimi yakmak istiyorum. O yüzden eşyalarımıza doğru gidelim. Evet arkadaşlar odunlarımızı getirdik. Yorucuydu ama bunları böyle koyup yakamayız tabii ki. O yüzden bunları birazcık küçültmemiz lazım. Baltayla parçalayacağız. Ondan önce burada daha önce ateş yakmış insanların taşları var şuralarda. O taşları alıp tam olarak buraya, burası kuru olduğu için diğer yerler daha yaş çünkü. Eğer buralara yakarsam ateşim direkt söner. Bu kuru yere bir yuvarlak oluşturup ateşimi yakacağım. Bence çok mantıklı. Hem üşümem hem de ısınırım. Balık tutayım mı? Ya susun, balık malık tutmuyoruz ya, yürüyün. Taşlarımızı alalım. Ben daha ateşimi yakamadım. Birazdan hava kararacak. İşte bu taşlar bence işimi görür Kadir, değil mi? Oha ne kadar ağır. Destur, bismillahirrahmanirrahim. Ay ne oldu? Ay telefonum düştü. Telefonum gitti. Ay, kırılmış mı? Zaten kırılmayacağını biliyordum ki, korkmadım bile. Şunları da koyayım. Sanki biraz daha taş lazım ha. Ben bir tane ele yaparsam. Hadi gidelim. Yok! Bu tırnaklarla taş taşımak ne kadar zor ya. Şey gibi yürüyorum. Neydi o? Karınca avcısı gibi bir şey vardı ya.
Şöyle bir yuvarlak için 4-5 tane daha lazım. Dağların dumanı hiç geçit vermez. Ay, ay bu taşlar kaç kilo? Biraz ağırlar sanki ha? Vah! Şöyle bir gidiyordum. Yapacağım durun. Her yerim çamur oldu ya. Of! Bence bu ateş buradan yayılmaz. Bunun içine dal kıralım biraz. Benim gibi biri de pişmiş soğan seviyor herhalde. Pişmiş bir soğan buldum burada. Evet şimdi en son baltayı dart atarken tutmuştum. Uzun zaman olmuş. Şöyle bunlar küçük küçük işimizi görür. Uy, bu balta sivri biraz sanki ha. Şunlardan birazcık atalım. Çok eğlenceli lan baltayla bir şeyler kırmak. What? Lan nereye gitti? Gir şuraya lan. Allah! Ne kadar dengesiz bir insanım ya. Aa! Ama bak! Ama bak! Sinirlendim. Dala sinirlendim şu an. Elim acıyıp duruyor ya. Manyak mıdır nedir ya? O da dikenini çekmiyor. Bundan kıralım biraz. Başlarım böyle oduna moduna ya. Bildiğiniz gibi çıramız vardı ama odunumuz yoktu. Ellerime bakın. Gördüğünüz gibi rezil rüsva oldum. Çıramızdan kullanacağız biraz. Altlarına birazcık şöyle iyice tutuşması için koyacağım. Bunların hepsini kullanmayacağım. Ateşim sönerse yanımda en azından onu harlayacak bir şey bulunsun diye. Bu mavi jelden dökeceğim biraz. Şöyle dökeceğim arkadaşlar. Bence okey. Yani bunun yanması için yeterli. Tamam, bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Hiç ateş yakmadım. Özür dilerim, bilmiyorum. Oha! Şimdi ben yerleyeyim bunu, ona bir şey bulayım. Durun. İçime içine vursun. Bıktım içime. Son volümünü açtım. Haydi kızım. Oy ne güzel oldu. Süper mangalcıyım. Alev alıyor ortalık. Ver yansın. Ver. Ben hep böyle başarılı bir insandım biliyor musun Kadir? Ben hep becerikliydim. Ben biliyordum zaten kendimin hayatta kalabileceğini. Şimdi mangalımızı alevlendirdik ama biraz böyle şu üstündeki odunlar yumuşayana kadar beklememiz gerekiyor. Hem biraz ısındım ben aslında, bayağı iyi geldi. Ama üstüne kömür koymamız için şu üstteki odunların bir yanması lazım ve onlar da biraz zaman alacak yanması. Onları beklerken prodüksiyonun bana bir sürprizi varmış. Uçurtma getirmişler. Bana söylemediler. Uçurtma uçurayım diye uçurtma getirmişler. Bu ateşimiz alevlenirken zaten şu an üstlere doğru çıktı ateş. Biz de uçurtma uçuralım mı? Hadi gel. Wow! Aslanın eşi de aslandır. Aslan geldi. Bir dakika. Rüzgar böyle gidiyor. Hazır mısın aslan? Hazırım aslan. Su! Aa, ölüyorum. Bence bu kadar yeter. Hadi gel, giderken de son bir tur uçayım. Oraya doğru. Hazır mısın Kadir? Jilet gibi uçacağım. Bir şey olmaz. Hallediyorum. Hadi gel. Allah! Lan bırak elimi, bırak elimi, dolandı! Allah 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 Allah! Çok yoruldum. Ne olur dinlenelim. Hadi gel aslan. Benim acil. Su içmem lazım. Ay çok yoruldum. Oha gökyüzü ne kadar güzel duruyor. Beni böyle alsan önünde. Bir manzara var, cennet sanki paradis. Gözünü seveyim bozulmasın aramız. Bozuldu. Odunlarımız yandı mı? Oha yok olmuşlar. Kömür atsak şimdi tutuşur mu hemen? Allah. Ana bana eldiven koymuşlar. Hemen tak diye. Oh. Domates doğrayalım. Hadi gel. Bıçağımı kirlettim biraz ama bir şey olmaz bence. Peçetem var. Bu benim uyumak için battaniyem. Şurada kendime bir Allah. Sonrasında bir Nescafe içeriz ilerleyen saatlerde. Mis gibi şöyle abicim ablacım. Şurada dursun. Şu malzemelerimizi alalım. Köftemiz, soğanımız, domatesimiz. Bu meyvemiz, meyvemizi zaten yiyeceğim. Ve ekmeğimiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki köftem olduğu için ve ben balık tutmak zor geldiği için balık tutmadım. Benim fikrimce soğanları közleyelim. Mis gibi böyle közde soğan yedin mi? Yemişsindir tabii ki. Biberlerimizi közleyelim. Yanına da şöyle köfte yapalım. Mükemmel bir sofra olur bence. O yüzden ben ama domatesleri doğrayalım böyle söğüş şeklinde. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Marifet desem ben de evlenecek kızım ben gerçekten. Yani beni alan yaşadı ben söylüyorum. Şunu da
da doğrayalım. Bence bu söğüş domatesimiz yeterli. Bir tane daha domatesimiz kaldı. Onu da köze atarız. Közleriz yani. Umarım yakmam bunları. Ben düşünüyorum, hayal ediyorum ama burada da çöpüm vardı. Bak, kendime yaptığım mekanizmaya bak. Çöpüm de burada. Doğayı kirletmiyorum. Çöplerimi götüreceğim giderken. Ekmeklerimiz de burada dursun şöyle. Şunu da şöyle atalım. Allah. Domatesimiz zaten. Biberimiz de. Şunu közleyeceğiz. Soğan nerede? Biber yiyeceğim mi? Biber közlenmiş. Közlenmiş biber yer misin? Yeriz. Hepsini yapıyorum o zaman. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi her şey el emeği, göz nuru. Allah diyorum, ne güzel koktu. Halis mulis köfte. Burada da ateşimiz sönmesin diye bir yardım takviye alıyoruz. Direkt diziyorum ben bunu. La, bir şey diyeceğim. Yanıyor sandım altı. Bu birazcık eşyalarım olduğu için çok zorlanmadım aslında arkadaşlar burada kalırken. Ama eğlenceli de geçiyor şu an. Ama eğer bu videoya 50 bin like gelirse, hiçbir eşyam olmadan daha korkunç bir adada ben kalırım. Kendi kendime orada yaşam hayatı mücadelesi vereceğim. Gerçekten doğal yaşam sürdüreceğim. Ama 50 bin like ve abone olmayı unutmayın. Hadi köftelerimizi pişirelim. Köftelerim taze, dur. Oy, bak. Mükemmel oldu. Ana, ne oluyor? Ana, domatesin kabuğu soyuldu. Gerçekten iğrenç bir hayat. Allah. Güzel oldu, güzel güzel pişti. Soğanlarımız burada pişsin. Domatesimizi de alalım mı? Şuraya oturacağım. Vallahi artık hiçbir şey umurumda değil. Biberlerimi koyacağım sadece şeye. Ya da burada dursun. Ay, ne güzel koktu ya. Ben çok acıktım, hadi. Kadir, soğan kül olmuş. Dursun dursun dursun. Soğan yok. Kadir, şuna bak. Onları nasıl alacağız ki? Domates alayım bari. Kadir, sana uydum Kadir. Şunları da alayım. Aa, bunlar daha olmamış ama içleri. Kadir'in hakkını yediniz bak. Bıdı 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 bıdı. Şimdi bir tane tabak alıyorum. Köftenin pişmiş olanlarını buraya koyacağım. Pişmemişleri geri koyacağız. Bir de bir tane de ekmeğimizi ısıtacağım. Şunu kendime yapacağım. Diğerlerini size. O yüzden şu ekmeği alacağım. Köfteyi getirelim bence buraya. Gel bakayım. Gel bakayım uşağım. Cayır cayır yanıyor. Oy, ne güzel olmuş. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Şu dörtlü olmuş bence. Şu zaten yanma yanına doğru gitmiş. Şunlar olmamış. Bunları ortaya alalım. Ekmeğimi şöyle koysam ne olur? Help me. Sonra sizin ekmekler de. Şöyle arkadaşlar, evet. Takip please. Şimdi şöyle koyuyorum. Hemen ekmeğimi biraz pişsin alacağım. Sonra köfte ekmeğimi yapıp yiyeceğim. Ekmeğim yanmış. Bir çevirdim, ekmeğim yanmış Kadir. Yeter bu kadar ekmek. Köfteleri de sonra biraz daha bırakırız burada. Allah diyorum yani. Kömür yaptım ekmeği. Evet arkadaşlar, benim şurada bir yerde bir iced tea bir şeyim vardı. Ben çok acıktım. Iced tea limon, Aysude çok sever. Buradan Aysude'ye selamlar. Ben köftemi koyuyorum. Şöyle bir tadına bakayım mı? Mışı değil mi? Aşırı iyi olmuş. Şimdi bu soğandan koymak istiyorum. Yandım. Bu kadar sıcak olmasını beklemiyordum şahsi düşüncem. Bir de domates koyarım. Al sana köfte, ekmek mis gibi değil mi? Merhaba kanka. Öyle aniden gelirsen aklım çıkar. Biberi de yanında kıtır kıtır yerim ben bunun. Ama öyle bakma. Yiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bir şey diyeyim mi? Yemin ederim dünyanın en iyi köfte ekmeği. Sen var ya sen. Tüy sana. Sen yemedin ya. Üzüleceksin. Şunu da yerim ya ben bu arada. Evet arkadaşlar, şu an ateşimiz hala gördüğünüz gibi yanmaya devam ediyor. Başarılı bir ateş olmuş çünkü adım attık az önce, siz bilmiyorsunuz. Yemeğimizi yedik, mükemmel bir ziyafetti bence. Aşırı güzeldi köftelerimiz. Masamızı topladık. Suyumuz var, suyumuzu koyalım. Suyumuz burada kaynaya koysun. Kaynaya koysun. Suyumuzu koyalım. Şöyle bir ilk önce açalım bunu. Evet, suyumuzu koyduk gördüğünüz gibi. Ateşimizi de şurada cebimde çakmak vardı benim. Şimdi yakıyorum. Allah! Annem benim bu hallerimi görse der ki, evde bu kız bir tane tabak taşımıyordu. Ormanda yaptığı şeylere bak der. Evet, suyumuz kısık ateşte. Ay dur, açıyormuşum. Ana, kapattım. Şöyle suyumuz kaynaya dursun. Ve biz ne yapıyoruz biliyor musunuz şimdi arkadaşlar? Sizle beraber şu görmüş olduğunuz ormanın içine gidip size bir tane hikaye anlatacağım. Ben bu hikayeyi bir kere bir internette görmüştüm. Ben de gerildim. Böyle olunca çok gerildim. Bir gün arkadaşlar bir tane orman varmış. Ormanın adı yabancı aslında ama Türkçesi kara orman olarak geçiyor. Bu kara orman arkadaşlar, kara ormanın yakınlarında bir köy varmış. Bu köyde çocuklara anlatılan bir hikayeymiş bu. Küçük çocukları kandırmak için, uyurken hemen uyuması için böyle annemizin babamızın bize anlattığı masallar vardır ya. Onlar gibi bir hikaye, bir masal gibi masal olduğu düşünülüyormuş yani. Bu masaldaki ana karakterimiz de şu şekilde aslında. Gözleri olmayan canavar. Gece karanlıkta ormanın gölge altlarında gezen bir
yaratık gibi bir şeymiş bu. Ve çıktığında da köylüleri korkutmak için, ormandan uzak tutmak için ve yaklaşan köylülere zarar veren bir yaratık olarak geçiyormuş. Bir gün 3 tane arkadaş bu hikayenin gerçek olmadığına inandıkları için toplaşıp cesaretini toplayıp ormanın derinliklerine doğru yola çıkmışlar. Gecenin o karanlığında kara ormana doğru yola çıkmışlar. İlk başta ilerlediklerinde çok korkunç. Gerçekten orman çok korkunç. Kara ormana doğru yola çıkmışlar. 3 tane cesaretlenip arkadaş gerizekalı. 3 tane gerizekalı. Özür dilerim ama yani kara ormana doğru neden yürürsün? Madem böyle bir hikaye var ve böyle şeylere inanıyorsun. Batan! Ay bir şey anlatıyorum ya! Bir şey anlatıyorum! Zaten korkuyorum. Nereye geldik biz? Ateşim nerede benim? Yapma. Yapma bak kalp krizi geçiririm. Yola çıkmışlar ve ormanın derinliklerine gittikçe havanın çok fazla soğuduğunu fark etmişler. Yani gereğinden fazla böyle bir soğuk vardır üşürsün ama onlar artık titriyecek kadar üşümeye başlamışlar. Ve ardından korkunç bir kahkaha duymuşlar. O kahkahadan sonra korkmaya başlamışlar ve tam kaçarlarken işte köyde bahsedilen o canavarı görmüşler. Gözleri olmayan. Canavar bildiğiniz gibi normal bir insana göre daha hızlı koştuğu için canavarı daha da yakından görmüşler ve gerçekten de gözleri yok. Ama bu kara ormana bu çocuklardan sonra giden olmamış çocuklar köyüne dönmüşler ve bu hikayenin aslında bir hikaye olmadığını ve bir gerçek olduğunu anlatmışlar. Çocuklara inanan var mıdır, yok mudur orasını bilemem. Yani ben de mal gibi bu hikayeyi anlatırken ormanın içine doğru gidiyorum. İçine doğru. Yani şu an neredeyim? Önümü görmüyorum. Fenerimi aldı Kadir. Beni ilgilendirmiyor. Ben kahvemi içmek istiyorum. Herkes içiyor mu gençler kahve? Bir daha korku hikayesi mi hikayesi anlatmam ben. Kalp krizi geçiriyordum ya. Tam yapmışım ha. Nescafelerimiz hazır. Süper oldu bu arada. Sıcacık. Sıcacık Nescafemizi içeceğiz. Yani o kadar korkunun üstüne Nescafe mis gibi gelecek gibi diye düşünüyorum. Yani normalde arkadaşlar bu arada planım şöyleydi. Burada kalıp sabahı görmekti. Hani gerçekten bunu yapacaktık. Sabahı görecektik. Ama ben sabahı görebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten korkuyorum ve korktuğum için de kalabileceğimi sanmıyorum. Burada da sizin inisiyatifinize kalıyorum. Yani kalmadım diye emek vermiyorum diye düşünmezsiniz diye umuyorum. Diye. Nescafelerimizi içeceğiz. Biraz daha ateşimizin başında bekleyip biraz dinlenip videomuzun sonuna geleceğiz tabii ki ama ben kahvelerim taze dur modelinde bir prodüksiyon. Kahvelerim taze dur buyurun. Buyurun efendim. 5 lira. Rica ederim ne demek. Yita'daki maz. Buyur Kadir'cim. Buyurun. Biz biraz bence ocağımızın başında oturalım. Ara verelim burada. Evet. Size bir keresinde en utandığım bir anıyı anlatayım mı? Bir gün İngilizce dersindeydik. Ben kolejde okuyordum. Tamam mı? Kolejde okuduğumuz için biliyorsunuz her şey daha böyle rahat oluyor. Bir tık devlet okuluna göre tabii ki. Sonra bütün sınıf kopya hazırlamış böyle. Kopya çekecekler. Ondan sonra ben de dedim ki bütün sınıf kopya çekecek. Demek ki tek düşük notu ben alacağım. Çünkü ben çalışmadım. Bütün sınıf çalışmamış. Düşük not alacağım. Ya kopya çekeceğim ya da öyle kalacağım. Baktım herkes kopya kağıtları hazırlıyor. O onu o ona veriyor, bu buna veriyor. Tabii ben dışlandığım için çok müdahale olmuyordum. Sonra ben de birinden aldım kopya kağıdı. Aynısını kendi kağıdıma geçirdim. Sonra bizim sıraların sandalyeleri böyle plastikti. Tam burama böyle koydum. Hoca gelince kapatacağım böyle. Sonra hoca dedi ki oturma düzenini değiştiriyorum. Ben en arkadayken beni en öne aldı. Ama ben nasıl moralim bozuldu. Sonra hoca arka taraflara giderken ben şöyle bacağımı açıyorum gizli gizli bakıyorum. Yazıyorum. Ön sayfayı doldurdum. Sonra arka sayfaya geldim. Hoca benim önümde. Ne yapıyorsun diyor. Sınavımı çözüyorum hocam yapıyorum. Sonra bana dedi ki o kağıdı bana ver dedi. Ben de sınav kağıdını verdim. Sonra dedik kopya kağıdını dedi. Kopya kağıdını verdim ve o kadar utandım ki o gün. Dedim ki ay dedim çok kötü bir his. Böyle ağlayacaktım ama nasıl biliyor musun? Ama hoca yine kağıdımı almadı, sınav kağıdımı. Kendi başına yap şimdi onu dedi. Sonra ben yapmaya çalıştım yapamadım ama çok utanmıştım. Çünkü kimse yakalanmadı, ben yakalandım. Neden ben yakalandım ki? Neyse çok gereksiz bir hikayeydi. Lise anıları işte. Amele gibi ders çalışıyordum. Evet arkadaşlar, ıssız ormanda bir gün videomuzun sonuna geldik. Gerçekten hem güzel hem korkutucu, bütün duyguları yaşadığım bir video oldu uzun zaman sonra. Ama güzeldi. Bence siz de izlerken eğlenmişsinizdir diye düşünüyorum. Zaten her videoyu sizin eğlenmeniz için çekiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Sizin en korktuğunuz bölüm hangisiydi? Yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.